ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Piyasaya bakılırsa aslında Merkez Bankası piyasa arasındaki güven birbirini tutuyor gibi görünüyor. Şöyle bakıyorum, 0.70'ler civarında bir Borsa İstanbul tarafındaki yükseliş bizi 8040 seviyesinde tutuyor. 8100'ler burada savunmamız gereken ikinci direnç noktasıydı. Oraların üzerine atabilecek miyiz bakacağız ama 8000 korunuyor en azından, bunu konuşmak lazım. Dolar TL an itibariyle kayıtlara geçsin 28.82. Euro TL tarafı da 31.47'den işlem görüyor. Euro dolar paritesinde 1.0919 tarafındayız. Dolar endeksinde de EXPO'ya baktığımızda 0.25 geri çekilmeyle birlikte 103.55 seviyesini gördüğümü söyleyeyim. Şimdi bu rakamlar nereye doğru evrilir karardan sonra bakacağız. Yaklaşık 5 dakika var kararın açıklanmasına. Metin de elbette önemli olacak. Merkez bankalarını yine çok çok konuştuğumuz, tartıştığımız, ancak bu sefer bizim üzerimizden tartışmadığımız bir gündemimiz var. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. Ne bekliyorsun Mert diye başlayayım hadi. Selamlar herkese. Keyifli güzel bir gün olsun. Valla ben masanın öbür ucuna geçtim. Yani ben masaya bir ters köşe yaptım ama Merkez Bankası bize ters köşe yapar mı? Onu göreceğiz. Ben 250 bekliyorum. Piyasanın geneli de 250 bekliyor. Neredeyse 250 puanlık bir faiz artışı konusunda bir görüş birliği var. Yapılan anketler de bize bunu gösterdi. 8.5'tan başlayan, son iki toplantıda 500-500 gelen ve 2650 puanlık, yani 26,5 puanlık bir faiz artışı var. Sürecin başladığı yerden buraya kadar. Hep konuşmuştuk yıl sonu 40 gibi bir kapanış mümkün diye. Benim düşüncem bu toplantıda da bir 250 yapar. Aralık 21 Aralık galiba, tarihi yanlış hatırlamıyorsam 21 Aralık'ta da bir 250 yapar ve yılı 40 ile kapatır ve ondan sonra bir süre beklemeye geçer. Dolayısıyla ben 500 yapıp aralığı pas geçeceğini ya da 40'ın üzerinde bir faizle yılı kapatmayı çok isteyeceğini düşünmüyorum Merkez Bankası'nın. Onun için ben o son kalan 500'ü ikiye böleceğini düşünüyorum. Netice itibariyle CDS'de bir geri çekilme söz konusu. İç talepte ciddi bir yavaşlama söz konusu. Enflasyon beklentilerinin hala kötüleşme devam ediyor. Bununla birlikte dediğim gibi piyasanın beklentisiyle örtüşeceğini düşünüyorum kararın. Peki şimdi ben 250'den birazcık, sen 250 mi bekliyorsun? Bu toplantı 250, Aralık toplantısı 250, 40 ile yıl sonu kapanışı bekliyorum. Hadi bakalım. Beklediğin ne? Yani 250'den daha fazla bir faiz artırımı olursa sence nasıl bir tablo ortaya çıkar? Güzel soru, şahane soru hatta, güzel soru Yani değil mi? çünkü ben 250'den biraz daha fazla bekliyorum. 300-350 bas puan bekliyorum. O yüzden sordum. Valla bu kadar yüksek adımlarla gelmiş bir Merkez Bankası'nın 250'lik adımları koruyacağını düşünüyorum ben en azından. Ama olur da 250'nin üstünde bir faiz artışı olursa, buna 500 de dahil, pozisyon olan yatırımcıların metni görmeksizin hiçbir hareket yapmamasını tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir mesaj çıkabilir oradan. Arkadaşlar bize müsaade, biz Kasım'dan kapatıyoruz dükkanı. Aralık'tan bizde bir şey beklemeyin gibi bir mesaj çıkarsa oradan aslında denklem aynı yere gelir. Ama 500'ü normalde başladığım son iki toplantıdaki 500'ü yaptım. Gerekirse şeylere devam ederim. Aralık toplantısında da devam ederim mesajı. Başka bir mesaj çıkar. Onun için hep o konuştuğumuz sanki adımın küçülmesi beklentisiyle birlikte bu sefer metinde ortaya çıkacak şey, ifade biraz daha piyasa açısından şey kazanacak. Önem Yani kazanacak. sen küçük adım, sert metin bekliyorsun. Hayır, öyle demeyeyim. Küçük adım tarafında evet, ama yavaş yavaş faiz artırım döngüsünün sonuna geldiği mesajlarını da en azından belli süreliğine vereceğini düşünüyorum. Zaten büyük ihtimalle yeni yılla birlikte de eğer bir de faiz artırım döngüsünün sonuna geldik artık, yaşa geliyoruz mesajı gelirse, onun sonrasında faiz indirimleri ne zaman başlar tartışmaları da hayırlısıyla Ocak Şubat gibi başlarız yani. Peki şimdi fiyatlamalarda nasıl değişiklikler olacağını da elbette göreceğiz. Son bir dakika, o bir dakikanın içerisinde döviz tarafı ya da işte piyasa tarafı için bir şey söylemek ister misin? Ben uzun bir aranın ardından piyasa beklentisinin kendi içinde bu kadar konsolide olduğu bir yerde gelen adımın, atılan adımın piyasayla örtüşmesini
önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de yönetebilmek açısından sağlıklı olduğunu düşünürüm. O nedenle eğer bir 250 puanlık faiz artışı gelecekse şayet bunun ne kur tarafında ne borsa tarafında, özellikle kur tarafında çok derin bir sert bir harekete neden olacağını düşünmüyorum. Şunu da unutmamak lazım. Daha sert hareketler gördük Merkez Bankası'ndan. Sert adımlar gördük. Ona karşılık faiz tarafı şeyde pardon. Bir saniye bir müsaade et bana. 35'ten 40'a yükseltti. Peki. Tebrik ederim. Zor karar. Gerçekten tebrik ederim bu arada. Şimdi dediğimiz yere geldik. Sakın acele etmeden şeyi bir görmek lazım. Arkadaşlar biz sakin olsun. Metni birlikte bir okuyalım o zaman şimdi. Evet yani metinde verecek mesaj. Kurulu, metinde verecek faiz mesaj önemli. Pardon bu yayınların ses üst üste biniyor. Sen tamamla ben sonra devam edeyim. Pardon. Bir hafta vadeli repo faiz ihale faiz oranı 35'ten 40'a yükseltti Merkez Bankası. Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan yakın döneme ilişkin göstergeler parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süre gelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru, istikrar ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir diyor merkez. Bu arada 8012'deyiz. Borsa İstanbul %28.77 dolar TL 31.41 euro TL. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı değerlendirilmektedir diyor. Fiyat istikrarını kalıcı tesis için gerekli parasal sıklığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir diyor. Rezerv olarak koymuşlar o cümleyi. Çok daha parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır diyor. Ondan sonra tam yani bu 500 puanlık faiz artışının ardından beklediğim cümle buydu. Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaştırmanın aktarım mekanizmasının güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir diyor. Gerisi aynı işte %5 hedefine ulaşıncaya kadar bula bula bula. Yani Emre Hoca, Sade Hoca ne der bilmiyorum. Buradan aralığın net pas geçecek diyemem. Ama yavaş yavaş aralık yani bir aralık adımı daha olabilir ama onun sonrası yok bir kere. Yani orası bir Merkez Bankası ifadesiyle diliyle ancak bu kadar net anlatılabilirdi. Dediğim gibi piyasa açısından sürpriz ama belli bir dengenin üstü. Şimdi bir kere şuraya geldik. Merkez Bankası'nın 12 ay sonraki enflasyon hedefi kaç? 36. Şu anki politika faiz kaç? 40. Dolayısıyla 4 puan reel faiz var mı? Var. Yani reel getiri pozitife çevirdi mi? Çevirdi. Ha şunu diyebilir mi? Önümüzdeki toplantıda bir adım daha atıp kardeşim siz bana güvenmiyorsunuz. Siz buyurun piyasa katılımcıları siz de 45'lerde bekliyorsunuz. Buyurun size 45 faiz şu reel getiri tartışmasını önce bir kapatalım diyebilir mi? Diyebilir. Ama bu politika zannediyorum Sade Hoca da Emre Hoca da katkı verecektir. Buralarda sonlanması lazım. Sonlanmazsa şayet bu önümüzdeki döneme ilişkin özellikle kredi kanalının aktifliği, çalışması, kredi aktarım mekanizması, işletmelerin, şirketlerin krediye erişimi gibi başlıkları ve büyüme üzerinde farklı sorunları beraberinde getirebilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani bu dengenin belli bir yerden sonrası borsanın istediği sonucu doğurmaz. Ve orada bence önemli bir başlık var. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleniyor ifadesi de bence yani şöyle söyleyeyim Mustafa Denizli gibi konuşayım. %51 olasılıkta bence toplantıyla bitirdi.
Yani Aralık'ta pas geçeceğini düşünüyorum ben. Hadi bakalım ufak ufak. Emre Hocam da geldi galiba. Buradayım, buradayım. Gelmek üzeredir. Buradayım, geldim. Hocam hoş bulduk. Nasılsınız? Tabii de ya, çok iyiyim. Hemen konuya gireyim. Mert Usta'da yerden göğe kadar katılıyorum. Neden? Zaten orada bir tane trikli cümle var. Diyor ki parasal sıkılaştırma. Hocam siz de Hint Okyanusu'ndan bir çıktınız, pir çıktınız. Bir sakin. Merhaba ya. Hoş geldiniz. Yolculuk nasıldı? Sağ olun. Çok teşekkürler. Evliliğimizin birinci yılını ondan sonra daim kutlar, olsun yıllar boyu. Paramızın değerini bir kere daha test etmiş olduk. Böylece iyi oldu. Yani. Şimdi nasıl? Eskiden Erdoğan Hoca da böyle espriler yapar gülmezdi. Benim arada fark gülüyordu. Şimdi Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle diyeyim. Ben Mert Usta'da hak veriyorum. Neden? Orada bir cümle var. O benim her ay beklediğim cümleydi. Sonunda çıktı. Hatta geçen seferki açıklama metninde ben Serap gördüm zannettim. Buna benzer bir şey. Kimse farkında değil. Açıklama metni ilk açıklandığındaki cümlelerle sonra web sitesine eklenen metin arasında bir fark varmış gibi de geldi ama hadi karıştırmayayım komplo teorileriyle. Şimdi diyor ki ben diyor aslında diyor enflasyonda aylık bir düşüş eğilimini gördüm. Bence biz enflasyonun belini kırdık. Sıkılaştırma adımlarının da sonuna geldik. Bak ne diyor? Dezenflasyon tesisi için. Bak bu cümlenin triğini anlatayım. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşırdı. Ya kardeşim aslında bu cümlenin hiçbir anlamı yok. Bakın neden anlıyor? Çünkü neden? Hayatını ifade ederek kazanan bir insan olarak dezenflasyonun tesisi ne demek? Bakın dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık demiyor. Dezenflasyonun tesisi. Ya daha yeni başladık biz bu hikayeye. Ama Mert Üstad'ın dediği gibi biz faiz indirimini burada kestik haberiniz olsun diyor. Görürsek bir kere daha gerek yaparız. Bak parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak diyor. Sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacak diyor. Kısa ne? Bir gün mü, iki gün mü, bir ay mı? Bilmiyoruz ama diyor ki arada bir arıza olursa yani fiyat istikrarının kalıcı tesisi için bir daha yaparız diyor. Yani aslında FED Başkanı Powell'ın açıklamasından kopya çekilmiş. Ne diyor FED Başkanı Powell? Bu sefer faiz arttırmadık ama ileride arttırmayacağımızı göstermez diyor mesela. Burada da diyor ki yaptık ama diyor son kez yaptık bunu. En azından diyor yerel seçimler bitene kadar bizden daha fazlasını istemeyin. Bak önden bindirmeli yapıyoruz diyor. Şimdi yalnız o reel faiz hesabında benim bir fikir değişikliğim var. Şimdi normalde OVP'deki %38'lik hedefi Merkez Bankası daha yeni geçen ay kabul etti biliyorsunuz. Ya da bu ayın başında. Dedi ya bilmem hadi biz de 38 diyelim ayıp oluyor dedi. 33 falan demiştik, 35 demiştik. Şimdi 38 eğer gelecek sene enflasyonu bekliyorsak tamam senenin sonuna doğru geldiğimizde %40'lık politika faizi bir kısım pozitif reel faiz teklif ediyormuş gibi gözüküyor. Yani beklenti enflasyonun üzerine çünkü 12 aylık faiz 12 aylık enflasyondan biraz daha yüksek oluyor değil mi? 2 puan diye. Fakat kimse buna inanmıyor. Bütün yabancı kuruluşlar diyor ki ya kardeşim ne hangi 38'den bahsediyorsunuz? Gelecek sene minimum 45-50 enflasyon olacak Türkiye'de. Mayıs ayında da 70'e doğru bir zirve yapma ihtimali var diyor. Şimdi o yüzden bizim hani bazı meslektaşlarımız var ya hani günlük şeylik aylık enflasyon açıklanıyor işte %60 işte faiz açıklanıyor. İşte bilmem ne ondan onu çıkarıyor. Ya ne alakası var kardeşim? Açıklanan enflasyon bugünden geriye bir yıllık enflasyon. Açıklanan faiz bugünden bir yıl ileriye olan faiz. Yani kazanacağımız para. Şimdi dolayısıyla şimdi Mehmet Bakan orada bir güzel bir şöyle yaptı. Oyun oynadı diyeyim. Dedi ki reel faize çok yakınız. Niye bunu söylüyor? Çünkü %38'lik gelecek yıl hedefini söylüyor. Eğer Merkez Bankası bu 38'in üzerine bir kısım çıkmış olsaydı ki oldu bugün o zaman diyeceklerdi ki bak arkadaşlar işte reel faiz teklif ediyoruz. Aa ama biz öyle beklemiyoruz. O zaman devlet der ki kardeşim siz ne bekliyorsunuz bekleyin bizi ilgilendirmez. Biz devlet olarak %38 bekliyoruz. O yüzden de politika faizi 40 işte reel faiz daha ne istiyorsunuz diyecek ve diyecekler de göreceksiniz bunu. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'na bir kere daha hani niye arttırmıyorsun Aralık ayında dediklerinde kardeşim ben niye arttırayım ki bizim sene sonu enflasyon hedefimiz 38 değil mi gelecek sene? Faiziniz şu an 40 değil mi? Reel faiz teklif etmiyor muyuz? Daha ne yapacağız sizin için? Diyecek bir kendilerine güzel bir alan yaratıyorlar. O yüzden ben Merkez Bankası'nın... Hocam sizden bir dakika rica edebilir miyim?
Tamam, bir yalnız kalalım şu yayında istiyorum. Mert'e bir hoşça kal diyeyim ben. Ben izninle hocaya bir şey sorup öyle gidebilir miyim? Tabii. Hocam, okuduğum bu metinden sence aralık pas mı, bir küçük adım devam mı? Şöyle diyeyim size. Ocak ayına kadar hiçbir şey olmaz bundan sonra. Neden? Çünkü ben de sana şöyle söyleyeyim o zaman. Aralıkta olmazsa yerel seçime kadar olmaz. %100. Çünkü yerel seçimler bitene kadar orta vadeli programda ve Merkez Bankası'nın sunumlarında belirtilen %38'lik 2024 enflasyon hedefi değişmeyecek zaten. Değişmeyeceği için diyecek ki Merkez Bankası, kardeşim bana ne kızıyorsunuz? İşte reel faiz var, işte 2 puan üstündeyim ben. Beklenti enflasyonu benden peki, daha fazla istemeyin diyecek yani. Peki neden ifadeyi daha köşeli kapatmıyor da hala bir açık kapı bırakıyorsun diye? Gayrı'nın yeni tarzı bence hocam. Ne olur ne olmaz çok böyle sonrasında yemek mecburiyetine kalacağım lafları etmeyeyim. Köşeli konuşmayayım ama hani niyette veya ne diyeyim tarzı bence Gayrı'nın. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar merkez bankacı değiller. Uzun bir zamandır Merkez Bankası yönetimindeki arkadaşların hiçbiri merkez bankacı değil neredeyse. Merkez bankacı olanların önemli bir kısmı zaten ayrıldı yani ondan sonra. En son bir devlet adamı hüviyetinde Naci Ağbal vardı. Merkez bankacı olmadığı halde çalıştığı kurumun felsefesine ve liyakatına uygun davranışlarda bulunmaya çok özen gösteren kıymetli bir insandı. O da maalesef yani gerçek merkez bankacı gibi davranınca onu da ondan sonra görevden alıverdiler. Şimdi normalde Merkez Bankası metinleri böyle karışık olur ama rasyonel beklentileri kırmak için hareket etmezler. Yani buradan aslında Mert Üstad'ın dediği gibi bir rasyonel beklenti yaratıyor. Nedir bu rasyonel beklenti? Ha, biz anladık, yerel seçime kadar daha başka faiz artışı olmayacak. Ama mesela Ocak ayında şaka yaptık diye 5 puan daha arttırırsan o zaman bu merkez bankacılıkla çatışan bir düşünce olur. Yani merkez aslında, bankacılığı güldürmüyor olur hocam onun adı. Yani şöyle merkez o şakasıyla güldürmedi. Yani merkez bankacılığı aslında ben şu ihtimallerde şunları yapabilirim demektir. Vatandaşı şaşırtmak, iş insanını şaşırtmak, yatırım yapanı şaşırtmak, kredi alanı şaşırtmak üzere bir şey yapmaz. Veya ben çok gizli kapaklıyım ha. Ben gizli örgüt gibi çalışıyorum. Benim ne zaman ne halt edeceğim belli olmaz gibi böyle merkez bankacılığı da olmaz. Şu ana kadar Merkez Bankası yani son 6 yıldır gerçekten Naci Ağbal'ın kısa dönemi hariç hep böyle davrandı. Ya sanki Milli İstihbarat Teşkilatı, tamam mı? Ondan sonra her an bir yerden ondan sonra dahili ve harici bedahları ondan sonra yok etme eğilimi içerisinde hop nasıl gördünüz mü işte falan gibi. Ya ne alakası var? Merkez Bankacılığı bu değil ki kardeşim. Merkez Bankası sonuçta bir para otoritesi, değil mi? Kredi ödeme mekanizmalarını falan onlara mevzuat yazan, kredi kartları üzerine mevzuat yazan, krediler mevduat üzerine de mevzuat yazan bir ondan sonra kurum. Ya niye şaşırtıyorsun milleti? Niye?